Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi 20. soru çözümündeyiz. Son artık bitkilerle ilgili. Bitkilerde üreme. Ben sorulara baktım. İnanın ÖYBT ile ilgili en çok soru üreme ile ilgili gelmiş. O yüzden üremeye biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. Biraz daha fazla çalışmanızı istiyorum. Ve dikkat ederseniz bakın, önceki soru çözümlerine de bakın. Oldukça basit, hani çok zorlayıcı sorular gelmemiş. Dolayısıyla çok fazla detaya inmeden, kendinizi çok yormadan çalışın arkadaşlar, ki bunu ileride şey için de söyleyeceğim, ben sistemler için de söyleyeceğim. Zaten bundan sonra sistemlere başlıyorum. Hemen müjdemi vereyim. En sevdiğim konudur arkadaşlar. Sistemler anlatmasını da çalışmasını da çok seviyorum gerçekten. O yüzden daha anlatırken zevk alacağım bir konuya geldik. Sistemleri anlatırken bakın, ÖABT kitaplarından gideceğim. Campbell'dan gitmeyeceğim. Neden diye sorarsanız. Arkadaşlar, ben çıkmış sorularına baktım. Çıkmış sorularda genelde AYT tarzı sorular çıkmış. AYT tarzı sorular çıktığı için zaten ÖABT'de anlatılan, hatta TYT AYT kitaplarında anlatılan konuların, çalışmaların yeterli olacağını düşünüyorum. Sadece ÖABT kitaplarından çalışarak, oradan anlatarak biraz daha böyle yabancı kelimelere aşina olmanızı sağlayacağım. Çünkü mesela beynin bölümlerinde beyincik demez de farklı diğer ismini söyler. Bu yüzden ÖABT kitaplarından anlatacağım. Sizin de haberiniz olsun. Eğer içinize sinmezse Campbell'dan da bakabilirsiniz. İlk olarak üreme sisteminden başlayacağız. Daha sonra sinir sistemi, duyu organları falan filan, o şekilde gideceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki videoda artık sistemlere başlamış olacağız. Üreme ile başlayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim bitkilerde üreme ile ilgili soru çözümümüze. Diyor ki, tohumsuz bitkilerin üremesi ile ilgili olarak hangileri kara yosunlarında görülür? Kara yosunları. Gametofit üzerinde sporofit bitki oluşur. Sporlar sporofit bitkiden mayoz ile oluşur. Zigot çimlenerek gametofit bitkiyi oluşturur. Sporofit bitki fotosentez yapar. Şimdi bakın arkadaşlar. Gametofit üzerinde sporofit bitkinin bulunması bu kara yosunlarında görülen bir özelliktir. Sporlar sporofit bitkiden mayozla oluşur. Evet, bu da kara yosunlarında görülür. Eğrelti otlarında da görülür bu. Zigot çimlenerek gametofit bitki oluşturur. Bakın, bu çimlenme olayı eğrelti otunda görülür arkadaşlar. Kara yosunlarında yoktur. Unutmayın. Zaten kara yosunları nedir? İşte ağaçların üstünde, taşın üstünde yaşar. Bunlarda şey bile yok. Yani kök sistemi, gövde sistemi bile yok. O yüzden çimlenme olayı bunlarda yok arkadaşlar. Sporofit bitki fotosentez yapar demiş. Sporofit bitki fotosentez kara yosunlarında görülür diye soruyor. O yüzden bunu da alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki fotosentez yapacak. Cevabımız 1, 2, 4 şeklinde olur. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi aynı kalıtsal yapıda bir bitki elde etmek için izlenen yoldur? Şimdi aynı kalıtsal yapıdaysa o zaman eşeysiz üreme olması gerekiyor. Eşeysiz üreme. Tohum ile bitki üretmek. Bu eşeyli üremedir arkadaşlar. Geri çaprazlama yapmak. Bu zaten kalıtsalla ilgili bir terim. Bu da değil. Çelikle bitki üretmek. Bakın, çelikle bitki üretmek neydi? Hani komşu çiçeğini görmüştük. Onun dalını almıştık işte. Veya işte yaprağını almıştık. Köklendirmiştik. Toprağa ekmiştik. Bu neydi? Çelikle bitki üretmeydi. Dolayısıyla bu bir eşeysiz üremedir arkadaşlar. Kendi kendine tozlaştırmak. Zaten tozlaştırma yapıyorsan ilerisinde döllenme görülür. O zaman bu da eşeylidir. Böceklerle çapraz tozlaşma yapmak, yine aynı mantık arkadaşlar. Cevabımız nedir? Ceyhan şık. Gelelim üçüncü soruya. Diyor ki, bir bitkinin embriyo kesesinde aşağıdakilerin hangisi bulunmaz? Embriyo kesesi. Embriyo kesesinde neler vardı? Sinerjit hücreler, antipot hücreler, polar çekirdekler, yumurta hücresi vardı arkadaşlar. Bunlar zaten sonradan döllenmeye katılıyor. Generatif çekirdek nerede vardır? Polende vardır. Polen. Hatta ne yapıyordu bu generatif çekirdek? Sonradan sperm çekirdeklerine dönüşüyor. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Dördüncü soru diyor ki, normal gelişme koşullarında bir bitkiye çiçek tomurcukları açmadan önce işaretli karbon taşıyan karbondioksit verilmiştir. Bitki izlendiğinde daha sonra oluşan tohumun besin deposunda işaretli karbon taşıyan yağ molekülü bulunmuştur. Tohumda diyor, bu birikime ulaşıncaya kadar bitkide gerçekleşen olaylarda işaretli karbonun görülme sırası nasıl olur? Şimdi arkadaşlar, bitkiye çiçek tomurcuklarını açmadan önce işaretli karbon veriyorlar. Daha sonra bunu da besin deposunda rastlıyorlar, yağ molekülünde. İlk önce diyor ki, çiçek tozlarının yapısında, zigotun yapısında,
Tohumda glikozun yapısında, endospermde gliserolün yapısında. Şimdi bakın. İlk önce ne yapacak? Çiçek tomurcuklarını açmadan önce verdiği için ilk önce çiçek tozlarının yapısında, yani polenin yapısında rastlanır buna. Sonra arkadaşlar polen gidip yumurtayı dölleyecek, yani zigotun yapısına katılır. Zigot oluşacak. Bu zigotun etrafı işte arkadaşlar çevrelenecek, tohuma dönüşecek. Dolayısıyla tohumdaki glikozun yapısında rastlanacak. Sonra da bu glikoz endospermde gliserole dönüşecek. Gliserol de neye dönüşecek? Zaten yağ. Dolayısıyla en sonda bu olur arkadaşlar. Dolayısıyla sıralamamız zaten direkt bu şekilde gider. 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Gelelim diğer soruya. Diyor ki eğrelti otunun hayat devrinde basamakların hangisinde kalıtsal farklılık görülür? Arkadaşlar kalıtsal farklılık görülmesi için ne olacak bakın. Mayoz bölünme olması gerekiyor. Bakıyorum sporofitten sporlar mayoz bölünmeyle oluşur. Dolayısıyla mayoz bölünme olduğu için zaten kalıtsal çeşitlilik burada var. Bir spordan gametofit gelişmiş mitoz. Burada da arkadaşlar yine mitozla ne oluşuyor? Oosferler, spermler oluşuyor. Yani yumurta ve spermler. Burada da döllenme ile zigot oluşuyor arkadaşlar. Buradaki olayımız döllenme. Şurada da zigottan sporofit, yani mitozla oluşuyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada döllenme var. Normalde eğer ki size soruyu bu şekilde sorup her birini işte 1, 2, 3, 4 diye şıklara koyarsa sadece mayoz bölünme olan kısmını alın. Ama İşte 1 ve 2, 1 ve 4, 1 ve 5 gibi şeklinde şıklar koyarsa arkadaşlar buradaki döllenmeyi de alıyoruz. Çünkü döllenme tamam mitoz sonucunda oluşuyor bu spermler ve aynı gametofitten oluşuyor. Ama buradaki döllenme sırasında herhangi bir mutasyon meydana gelebilir. Hani mutasyonu katarsa anlayacağınız döllenmeyi alın ama mutasyonu katmazsa direkt olarak buradaki mayoz bölünmeyi alıyoruz. Cevabımız ne olacak? 1 numara olur arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki bir tohumun çimlenmesi için hangisine ihtiyaç duymaz? Arkadaşlar tohumun çimlenmesinde nelere ihtiyaç yoktu? Bir kere toprağa ihtiyaç yok. Karbondioksite ihtiyaç yok ve ışığa ihtiyaç yok. Neden? Çünkü bitki fotosentez yapmıyor çimlenirken. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Tabii ki karbondioksit olur. Gelelim çıkmış sorulara. Diyor ki aşağıdaki bitkilerin hangisinde diploid olan sporofit nesil haploid olan gametofitin üzerinde yer alır. Bakın gametofitin üzerinde yer alır diyorsa aklınıza direkt ne gelecek? Karayosunları gelecek. Kibrit otları, eğreltiler bunlardan birbirinden ayrı olarak bulunuyor. Ve arkadaşlar bunlarda çimlenme görülüyor. Ama karayosunlarında çimlenme yok. İkisi birbirinin üzerinde yaşıyor arkadaşlar. Beslenme bakımından da gametofite bağımlıdır zaten karayosunları. Cevabımız Denizli şık. Gelelim diğer sorumuza. ÖABT ile ilgili. Diyor ki bir karayosunun hayat döngüsünde sanırım karayosunlarını takmış durumdalar. Çünkü sürekli karayosunlarıyla ilgili soruyor. Gibi özelliklerinden hangisi görülür? Gametangiyumlarda mayoz bölünme görülmesi. Embriyoları çok hücrelidir diyor. Gametofit sporofite göre baskındır diyor. Metagenez ile çoğalma görülür. Şimdi bakın metagenez bir kere var. Neydi metagenez? Eşeyli üreme ile eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi. Bu var. Gametofit sporofite göre baskındır. Yani gametofit neydi? Haploid. Sporofit ne? Diploid. Haploid evre, diploid evre baskın mı? Baskın. O zaman bunu da alırım. Embriyoları çok hücrelidir diyor. Evet arkadaşlar embriyoları çok hücreli. Bu da doğrudur. Gametangiyumlarda mayoz görülür. Bakın gametangiyumlarda değil, gametangiyum dediği gametofitler. Gametofitlerde mitoz bölünme görülerek üreme hücresi oluşur. Nerede mayoz bölünme görülüyor? Sporofit bitkide görülüyor. Mayoz bölünme. Dolayısıyla bunu almam. Cevabım 2, 3, 4 şeklinde olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki yukarıdaki bitki gruplarının hangilerinde tohum taslakları ve tohumlar sporofil denilen özelleşmiş yaprakların yüzeyinde gelişir? Tohum taslakları ve tohumlar sporofil denilen özelleşmiş yaprakların üzerinde gelişir. Şimdi arkadaşlar gimnospermler, dikotiller ve monokotiller demiş. Arkadaşlar hatırlayın açık tohumlu bitkileri anlatırken dedi ki
Tohum taslakları, işte tohumlar yapraklar üzerinde bulunuyor dedik, değil mi? O çenekler üzerinde, karpeller üzerinde bulunuyor dedik. Biz o yapılara özel olarak sporofil diyoruz zaten. Sporofil yapraklar diyoruz. Aklınızda bulunsun, söylemedim orada çünkü. Bu sporofiller üzerinde gelişme olayı sadece gimnosperm, yani açık tohumlu bitkilerde görülür. Cevabımız ne olacak? Yalnız şöyle iki yazacaktım az daha. Yalnız bir olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Bakın, tohumun yapısını vermiş. Çift çenekli tohuma ait bazı kısımlar gösterilmiştir diyor. Buna göre çimlenme sırasında embriyonun beslenmesini sağlayan temel yapılar hangileridir? Şimdi ilk önce yapıları yazalım. Arkadaşlar buradaki M nedir? Tohum kabuğudur, değil mi? Dıştan içe yazalım. Tohum kabuğu. Şuradaki K nedir? Endosperm. Endosperm. Buradaki L nedir? Çenekler. Yani kotiledonlar. Buradaki P ilk gövde dediğimiz kısımdır arkadaşlar. İlk gövde, plumula dediğimiz kısım. Buradaki S ile gösterilen kısım ise ilk kök. İlk kök yani radikula dediğimiz kısımdır. Dolayısıyla beslenmeyi sağlayan kimdir? Endosperm ve çenektir. Yani cevabımız ne olacak? K ve L olacak. Oldukça basit bir soru yine. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki sucul veya karasal ortama adapte olan bitkiler kendi içinde bazı ortak özelliklere sahiptir. Buna göre gibi özelliklerden hangileri karasal bitkilerin ortak özelliği değildir? Karasal bitkilerin ortak özelliği değildir. Tohum ile çoğalma. Şimdi arkadaşlar, tohumla çoğalmaya baktığımız zaman karasal bitkilerde, mesela karayosun bir karasal bitkidir. Karayosunun da tohumla çoğalma görülmüyor. O zaman bu ortak değil. Endosperm içerme. Endosperm arkadaşlar yine karayosunu gibi bitkilerde endosperm yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar endosperm içermeyi de almam. Bu da ortak değil. İletim demetlerine sahip olma. Yine karayosunun örnek vereceğim. Karayosunun da iletim demeti yok. Dolayısıyla bu da ortak değil. O zaman hiçbiri karasal bitkilerin ortak özelliği değildir arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 olur. Gelelim artık son sorumuza. Diyor ki karayosunu ciğer otları gibi bitkilerin boyları kısadır. 15-25 santimetreye geçmez. Bunun temel nedeni hangisidir? Diyor ki gametofitin sporofite göre baskın olması, sporla çoğalması, iletim demetlerinin olmaması, endosperme sahip olmama, kök sistemlerinin gelişmemiş olması. Şimdi arkadaşlar karayosu nedir? Damarsız, tohumsuz bir bitki. Damarsız bir bitki sizce boyu çok uzun olursa onun yukarısına doğru su taşınması nasıl gerçekleşecek? Mesela 1 metre olduğunu düşünün. Yukarıya doğru nasıl gerçekleşecek su taşınması? Sonuçta onda kıslem yok, flüem yok. Dolayısıyla bunun temel sebebi nedir? İletim demetlerinin olmamasıdır. Çünkü bunlar hücre yüzeyinden difüzyonla su alıyorlar. Yani bulundukları yere bağlı olmak zorundalar. En fazla 15-25 santim uzayabiliyorlar. Fazlasını uzarsa arkadaşlar 1 metreye kadar giderse o zaman iletim demetine sahip olmak zorundadır ki yukarıya kadar su ve mineraller taşınsın, yoksa zaten ölümüne sebep olur. Bu yüzden temel sebep nedir? İletim demetlerinin olmamasıdır. Böylece bitkiyi bitirdik. Gözümüz aydın. Umarım verimli bir ders olmuştur. Anlatımlarımdan memnunsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videoda üreme sisteminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.